Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda daha yeni, taze bitirdiğim arkadaşlar insanüstü göreviyle ilgili sizlere engin bilgilerimi ve tecrübelerimi paylaşacağım inşallah. Ortalama 7 saat 20 dakika civarında falan bitirdik arkadaşlar molalarla beraber. Ama şu size anlatacağım şeyleri daha önceden bilseydim veyahut da anlatan bir yer bulsaydım arkadaşlar 7 saat 20 dakika değil de belki 5 saat, yani 2 saat ya da 1,5-2 saat kazanabilirdim. Ve tabii ki harcadığımız eşyaların belki daha azını da harcayabilir idik. Öncelikle arkadaşlar insan üstüne sadece bu gördüğünüz 5 karakterle girebiliyorsunuz. Zaten 4 yıldız olmak zorunlu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Medusa, Küek, Karnak, Kamala ve Black Bolt. Burada 5'ini de alıyorsunuz ama arkadaşlar size daha çok 3'ü lazım olacak. Medusa, Küek ve Karnak. Diğer ikisi sadece figüran rolünde. Yani Kamala ve Black Bolt'u yükseltmeseniz de olur ama Karnak, Kuek ve Medusa'yı mutlaka max seviyeye getirin ve ustalıkları kanama zehir açık olarak yapın arkadaşlar. En azından ben kendi yaptığım şeyi sizlere söyleyeceğim. Ben kısa yoldan gittim. Yani sağlıkları daha fazla olan yerden gittim. İzlediklerimin çok büyük bir kısmı uzun yoldan ama sağlıkları daha az olan yerden gitmiş arkadaşlar. Gelelim size engin tecrübelerinden bahsedeyim arkadaşlar. Evvela bu ilk Star-Lord dövüşüyle başladım. Hemen şuradan ufaktan başladım. Star-Lord dövüşünde arkadaşlar tavsiyem mutlaka Medusa'yı oynayın. Ve tabii ki Medusa'yla erkenden zırh parçalamalara gidin. Zırh parçalamalara gittiğiniz zaman kanama veriyor ama kanamaları çok önemsediğimiz bir şey değil. Asıl mevzu daha yüksek hasar verebilmekte. Ve eğer Medusa'yla ağır saldırı yaparsanız arkadaşlar kalıcı zırh kırığı verebiliyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi bakın ikinciyi de verdik. Bildiğiniz üzere Medusa arkadaşlar 6 tane zırh kırığı verdiğinde rakibin üzerine onu parçalanmış zırha çeviriyor. Ve saldırıları inanılmaz güzel derecede artıyor. Normalde 3 hitte çıkan Medusa bu şekilde 6'ya çıkıyor. Tavsiyem normal vuruşlarla parçalama zırhını verdikten sonra L3'ü hemen atmayın. Gerçi arada tabii mesela benim şu anda vaktim az sanıyorum, o yüzden atmışımdır ya da deneme yanılmayı da bulmuşumdur. Evet, ikinci zaman sayacına girmek üzereymiş. Velhasıl kelam Star-Lord'da arkadaşlar %20'lik diritmelerinizde veya %40 neyse tekli diritmelerinizde Medusa'ya abanın, hem sınıf bonusu kazanıyor ve hem de güzel dövüyor. Eğer dövüşte bir şanssızlık yaşamazsanız ki dövüşlerin %90'ında şanssızlık yaşayacaksınız arkadaşlar. %15, %20 civarında rakibin canını alabiliyorsunuz. Kanama zehir açık oynarsanız arkadaşlar. İlk dövüş Star-Lord. İlk dövüş için tavsiye edeceğim kesinlikle Medusa olacaktır arkadaşlar. Şimdi gelelim bir sonraki dövüşe. İkinci dövüşte arkadaşlar Jane Foster dövüşü. Jane Foster dövüşünde de size tavsiye edeceğim en kolay olarak Q-Eck olacaktır arkadaşlar. Q-Eck olayında, Q-Eck'le oynadığınızda bir kere sürpriz yaşamıyorsunuz. Evet, eliniz yorulacak, orası aşikar ama yine kanama zehriniz açıkken arkadaşlar ortalama %8, %9, yani o civarda bir canını alabiliyorsunuz. Mesela ben Jane Foster'a karşı oynarken klasik bir Q-Eck oyunu oynamaktan ziyade aynı zamanda sersemken tokatlama yolunu da seçtim. O şekilde de güç barımı doldurup rakibe düz vuruşlar ve özel saldırılar atmayı da tercih ettim arkadaşlar. Birazcık daha ileri alırsam sanırım onları görebiliriz. Şöyle bir ileri saldıralım bakalım. Aa, burada gıdıklamış. Şöyle bir şey fark ettim. Kontrol problemlerinde birazcık kontrol problemi de yaşamıştım arkadaşlar. İzleyen arkadaşlar atacaklardır. Özellikle ikinci veriye, ikinci sayaca geçtikten sonra el becerisi yapmadı, sıkıntı yaşatıyordu ama dediğim gibi bu tarz ufak tefek şeyler her daim olacak. Buna mutlaka alışıklı olun. Tavsiyem arkadaşlar Jane Foster'da Q-Eck'tir. Hem daha az. Bir de biliyorsunuz Jane Foster'a karşı oynarken bloğuna vuramıyorsunuz. Vuramadığınız için de bu birazcık sıkıntıya yol açabiliyor arkadaşlar. İkinci dövüş için de sürekli Q-Eck'i diriltip diriltip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü dövüş. Gerçi üçüncü dövüşten önce bir tuzak çıkıyor arkadaşlar. Altın Adaptoid çıkıyor. Adaptoid'i geçiyorsunuz. Dur bakalım şöyle. Daha sonra Korkusuz var arkadaşlar. Korkusuz'da da birkaç deneme yaptım. Öncelikle bu Black Bolt denedim ama Black Bolt çok bir numara olmadı. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Star-Lord ve Jane Foster'la dövüşürken arkadaşlar sağlık potu basmanıza gerek yok. Sağlık potu basmanıza gerek yok ama
Korkusuza dönüşürken mutlaka sağlık potunu basın. Mutlaka sağlık potu basın. Çünkü blokta beklediğiniz zaman arkadaşlar bozmuyorsunuz. Ve şu anda gördüğünüz gibi her zaman aktif oynamıyor. Özel saldırı atması gecikebiliyor. Yine burası için de arkadaşlar tavsiye edeceğim Medusa olacaktır. Medusa gerçekten de etkili oynuyor. Dediğim gibi eğer şansınız falan düzgün giderse %15 civarı verebiliyorsunuz. Karnak arkadaşlar, Karnak daha ziyade %11, %12 civarında hasar verebiliyor. Bunu da Medusa ve Karnak artık mesela Karnak'la şu Karnak'ın şöyle bir esprisi var. Kanama zehir açıkken kanama etkisi gittikten sonra Karnak sürekli sağlık basabiliyor. Mesela sağlık olarak kendisini mesela tölere edebiliyor. O yüzden Karnak'ı da eğer sağlık potunuz azsa tercih edersiniz. Ama sağlık potunuz fazlaysa arkadaşlar, bu arada Emre Çanakkale de katıla gelmişti. O esnadaki ekran görüntüsü de alıyor. Neyse. Sağlık potunuz fazlaysa Medusa'yı tavsiye ederim. Değilse arkadaşlar Karnak'ı tavsiye ederim. Burada korkusuzun L1 ve L2'sini ağır saldırılarla cezalandırabiliyorsunuz. Medusa sabit bir zırh kırığı verirken Karnak'ta arkadaşlar hassaslık atıyor üzerine ve daha fazla hasar vermenizi sağlıyor. Ve asıl bombaya gelelim. Asıl bomba arkadaşlar Venom Pool. Venom Pool dövüşümüz burada bizim 1 saat sürdü. Venom Pool'un asıl sıkıntısı arkadaşlar aslında yapay zekanın oynama mekaniği sıkıntı. Burada zaten Venom Pool'a siper atamıyorsunuz. Aynı zamanda zırh kırığı falan da atamıyorsunuz. O sebeple Medusa'yı burada size tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Burada tavsiye edeceğim kesinlikle Karnak'tır. Karnak'la da siper atamıyorsunuz ama ağır saldırıyla üzerine hassaslık atabiliyorsunuz. Bu da güzel ve düzgün bir oyunda yine %10, %11'lik hasar vermenizi sağlıyor. Unutmayın burada bu yoldaki rakiplerinizin canları arkadaşlar 3,3 milyon civarında. Ben biraz şanssız bir dövüş geçirdim Karnak şeyde Venom Pool'da. Şöyle baktığımda arkadaşlar nerede benim notlarım? Şurada notlarım da var. Nerede lan benim notlarımı çalmışlar. Tamam buldum. Arkadaşlar 25 kere oynamışım. 25 diritmede geçmişim tekli diritmede. 9 kere bana sağlık açmış. 9 25'te 9. İnşallah siz benden daha şanslı olursunuz. 4 kere de ben vururken anında durdurulamaz olup tokatlaması falan vardı. Yani aslında 14 tanesi haydan huya gibi bir şey oldu arkadaşlar. Diyelim. Pool'da Karnak kesinlikle tavsiyem. Karnak'la gideceksiniz abi. İyileşme açtığında çıkacaksınız. Yani yapacak bir şey yok. Daha sonra Doktor Strange geliyor. Doktor Strange'de de arkadaşlar Karnak veya Medusa seçebilirsiniz. Doktor Strange üzerinizdeki takviyeleri kapatmıyor. Onu baştan bir söyleyeyim. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Doktor Strange L2 attığı zaman arkadaşlar L2'sinde kaçabiliyorsanız güzel olur ama çok riskli olacak bir şey değil. Biz genelde Doktor Strange 3 partide attığı zaman L2'sini ilkini siperliyoruz. İkincisini blokta bekliyoruz. Üçüncüsünden de kaçıyoruz. Mesela Medusa sınıf bonusu yediği için arkadaşlar 1400-1500 gibi bloğuna hasarlar yiyor özel saldırılar esnasında. Fakat Karnak 300-400 gibi çok çok düşük rakamlar yiyor. Karnak'ı bu yüzden de seçebilirsiniz. Aynı zamanda unutmayın Karnak arkadaşlar artık eski Karnak değil. Buff'lı versiyonu ve gerçekten de çok güzel sağlık basıyor. Çok güzel sağlık basıyor. Yine sağlık potunuz bolsa tabii ki Medusa'yı sağlık basarak oynayabilirsiniz. Ama unutmayın sağlık pot veren çok korkusuza lazım. Boss'tan bile daha çok korkusuza lazım. Dediğim gibi sağlık potunuz yine çoksa Medusa'ya basabilirsiniz. Medusa çünkü daha yüksek hasar veriyor. Ama değilse Karnak arkadaşlar basarak çıkabilirsiniz. Hatta Karnak L3 yediği zaman Doktor Strange ölmüyor arkadaşlar. Full sağlıktan bahsediyorum. Ve sürekli Karnak sağlık bastığı için o şeyleri tölere edebiliyor. Bu arada Doktor Strange'in özelliğini söyleyeyim. Doktor Strange arkadaşlar sizin bloğunuza vurdukça %5 güç barınızı azaltıp kendisine çalıyor. Haberiniz olsun. Bu da böyle. Bir sonraki karaktere gelelim. Zaten Doktor Strange'den sonra işler kolaylaşıyor arkadaşlar. Doktor Strange'den sonra işler kolaylaşıyor. Şöyle bir Doktor Strange'i bir indirelim. Doktor Strange'den sonra Kamala Khan var arkadaşlar. Kamala Khan'ı da yine siper atamıyorsunuz ve rakibin zırhını kıramıyorsunuz Venom Pool gibi. O yüzden Karnak'la gireceksiniz ve Karnak'la oynayacaksınız. Karnak %11, %12 civarında sağlığını alıyor. Tabii ki Karnak'la ağır saldırı cezalandırmak önemli ama L1'inde ve ağır saldırısında bazen boşluklar oluyor. Ama ben bunu denerken bile
Yani alışana kadar bayağı bir knockout vermiştim. Çok denemenize gerek yok. Basit oynayabilirsiniz arkadaşlar. Biz bu Gundy'yi kaç diriltmede geçmişiz? 15 diriltmede geçmişiz. 15 diriltmede Karnak'la bence rahat bir şekilde geçebilirsiniz arkadaşlar. Kanamanız yer açık olsa da Karnak'la sürekli L2 atabiliyorsunuz. Dediğim gibi iyileşme olayı gerçekten çok etkili ve fena da vurmuyor bir 4 yıldıza göre. Bundan sonra arkadaşlar Rocket Raccoon'a geliyorsunuz. Daha sonra Rocket Raccoon'da birazcık yapay zekanın mağduriyetine uğradık ama bunu arkadaşlar Medusa'yla rahat bir şekilde dövebilirsiniz. Çünkü zırhını da kırabiliyorsunuz ve L1'ini cezalandırmayı ben bunu deniyorum arkadaşlar. Mesela bu L1 attıktan sonra Medusa'yla olmadı. İlk iki kere denedim. Çok yakınında kalıyorum. Yine de atamadım. Ve sonra dövüp dövüp durmuşluğu falan vardır. Ama rahatça Medusa'yla bu şekilde dövebilirsiniz ve L3'lerde de güzel bir zırh parçalama veya siper atıp asalları da zırh parçalamaya erkenden çıkabilirsiniz arkadaşlar. Medusa ile ilgili öyle bir teknik var. Evet, çeviklik karosu var ama ilk 3 siperi rahatlıkla yapıp ağa saldırıyla cezalandırabiliyorsunuz. Sonra da bir tane orta vurup geri çekilebildiğinizde 4 tane zırh kırıyor oluyor. Süresi dolmadan bir kill daha çıkıp erkenden Medusa ile arkadaşlar parçalanmış zırhı verebiliyorsunuz. Ve bundan sonra da Boss başlıyor. Bizim bildiğimiz Maestro başlıyor arkadaşlar. Maestro'da da artık Allah vere siz yardıra. Medusa'yı kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok güçlü hasar veriyor. Yani hasar olarak tabii ki en iyisi Medusa. Ama yine sağlık potu bakımından da bakarsanız ve fiziksel direnci de var. Yine Karnak olabilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunu aslında Medusa ve Karnak ikilisi götürüyor. Tabii ki Karnak'a buff gelmeden önce bitiren arkadaşlar için biraz daha handikaplı olmuş oluyor. Bu da nasıl bir L2'ye kalıyorsa vicdansız. Bir handikaplı oluyor. Ama şu an için söylüyorum. Karnak oldukça güzel. Belki gelecekte Kamala Khan'a bir buff yapacaklar ve Kamala hepsinden daha iyi olacak. Bu sefer burası daha kolay olabilme potansiyeli de var. Ama iki soru var. Birincisi, Kamala'ya buff yapar mı? İkincisi de arkadaşlar ne zaman yapar? İsterseniz beklersiniz, isterseniz de girersiniz. Size kalmış. Yalnız zamanından sonra girerseniz, yani ne kadar geç girerseniz vereceği ödüllerin size tesiri de o kadar az olacaktır arkadaşlar benden size söylemesi. Daha taze oynadığım için bilgilerim de çok taze. Çünkü zaman geçtikçe unutacağız sinapsların açık olmasından dolayı. Benim tavsiyem budur. Eğer bu size tavsiye ettiğim şeyleri ben daha erkenden bilseydim hem süre olarak daha çok bitirdim hem de eşya olarak daha az eşya harcadım. Ne kadar aşağı harcadığımı hatırlamıyorum arkadaşlar. Saymamıştım zaten. Sadece birkaç dövüşte falan not almıştım. Başka bir şey değil ama ortalama 120, 130, 140 tek diriltmeye falan geçiliyor. Ya takım diriltme kullanırsanız tabii ki daha da azalır ama ya tekli diriltme kasmak daha kolay olduğu için takım diriltme için kredi harcamanız gerekiyor. Tavsiyem tekli diriltme kasın. Ondan sonra gelin vaktiniz varsa da birazcık sağlık potu kasın. Ben çok kasamamıştım açıkçası. İnşallah faydalı olmuştur ve inşallah bitirmeyen arkadaşlar da bitirebilir. Yani Karina görevlerinin en uzun süreli görevi bu arkadaşlar. Yani millet 7 saat, 8 saat, 9 saatte bitiriyor. Görev bu. Yani görev bu ancak bu kadar saatte bitiyor. Biz de isterdik başlar başlamaz bitsin diye. Dediğimiz gibi inşallah faydalı olmuştur. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.